Bugün size için en sevdiğim yemeklerden biri olan sulu köfteyi yapacağım. Bizim evimizde çok sık pişer. Özellikle oğlum bayılır, top köfte, top köfte der ona. İçinde güzel havucuydu, patatesiydi, kıymasıydı. Gerçekten çok sağlıklı ve çok lezzetli bir yemek. Eminim iftar sofralarınıza da çok yakışacaktır. Çok azıcık bir kıyma kullanacağım. 250 gram kadar bir kıymayla koskoca bir tencere yemek yapacağız. Hadi hemen malzemelere göz atıp yemeğimizi yapmaya başlayalım. Evet canlar, malzemeler 250 gram dana kıyma, 2 yemek kaşığı pirinç, baharatlarım var, tuz, pul biber, karabiber, kekik, nane. 1 tane havucu güzelce doğradım. 1 tane orta boy soğanı küp küp doğradım. Ve yine küp küpten biraz daha büyük boyda bir tane orta boy patates doğradım. Bir de üzerine 6 su bardağı kadar su ekleyeceğim. Ve canlar 2 yemek kaşığı kadar da salçam var. Şimdi ocağıma geçip hep beraber sulu köfte nasıl yapılır birlikte yapalım. Evet canlar, tenceremin dibine azıcık bir sıvı yağ koydum. 2 yemek kaşığı kadar. Şimdi soğanlarımı, havuçlarımı tencereme koyuyorum. Patatesimi ekliyorum. Ve hepsini güzelce kavuruyorum. Evet canlar, gördüğünüz üzere patatesim ve havucum güzelce kavruldu. Tam kavurmadım. Yani pişmesine az var. Şimdi salçamı ekliyorum. Şu salçamı da biraz karıştırıyorum. 5,5-6 su bardağına yakın suyumu ekliyorum. Güzelce karıştırıp tuzumu ekleyip güzelce kaynamaya bırakıyorum. Bunu burada kaynayana kadar biz de gidip köftemizi yoğurmaya başlayalım. Evet canlar, suyumuz kaynarken biz de kıymamızı yoğuracağız. Kıymamıza ayrıyetten soğan koymayacağım. Zaten yemeğimizin içine soğan koyduk. İçine sadece pirinç ekleyeceğim. Tuz, karabiber, pul biber, nane ve kekiğimden koyacağım. Güzelce yoğuracağım. Canlar, kıymamı güzelce yoğurdum. Ben cevizden küçük, fındıktan büyük şekilde yuvarlayacağım. Siz tabi nasıl isterseniz o boyutlarda yapabilirsiniz. Emin olun içi de dışı da her yeri de pişecektir. Şu şekilde köftemi yuvarlıyorum. Bakın çok güzel bir şekilde kaynadı. Köftelerimi de böyle küçük küçük yaptım. Ben un falan koymuyorum. Bazıları un koyuyor. Kesinlikle yapışmayacaktır. Döküyorum. Ve köftelerim pişene kadar güzelce köftelerimi pişiriyorum. Evet canlar, sulu köftem muhteşem oldu. Mutlaka siz de deneyin. Eminim ki herkes beğenecektir. Ben terbiye yapmadım. Ben bu şekilde seviyorum. Yani yoğun salçalı seviyorum. Siz de isterseniz terbiye yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, beğeni, yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.